Bilindiği gibi Kütahya Müsiyat 2014 yılında kuruldu ve ben de 3,5 yıl önce Kütahya'nın ikinci müsiyat başkanı olarak Kütahya'da göreve başladım. Ve bu göreve başladığım günden itibaren hedef olarak Kütahya'da istihdamı arttırılması ile ilgili çalışmalar yapmak, başta ülke ekonomisi olmak üzere Kütahya'mızın ekonomisine, Kütahya'nın kalkınmasına faydalı olabilecek çalışmalarla ilgili girişimlerde bulundum. Yönetime geldiğimiz ilk yılın başlarında Türkiye'de ilk örneği yapılmış olan orta ölçekli sanayi sitesi, müsiyatların oluşturduğu orta ölçekli sanayi sitesinin kuruluşunu yapılan ilk örneği olan Tekirdağ'daki Teknoskop Yapı Kooperatifi'ni gördük. Onu ziyaret ettik. Daha sonra Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Bey'in temel atma törenlerine katıldık. Ve ikincisinin Kütahya'da kurulmasıyla ilgili biz Kütahya'ya döndüğümüzde çalışmalar yaptık. Bu çalışmalar esnasında birkaç bölgede araziler tespit ettik ve bunlarla ilgili çalışmalar yaptık. Ama bu dönemde pandeminin ortaya çıkmasıyla ve dünyayla birlikte Türkiye'nin 2 yıl kapanmasıyla birlikte biz bu çalışmalarımızı ara vermiştik. Fakat yeni 3 aylık 4 aylık önceden yeniden Türkiye'de meydana gelen bu hızlı değişim ve hızlı çalışmalardan biz de etkilenerekten bu yarım kalan işimizle ilgili çalışmalara başladık. 3 yıl önce kurmuş olduğumuz Kütahya Müsiyat Orta Ölçekli Karma Sanayi Sitesi, yani Kümüskop adında kooperatifimizi kurmuştuk. Bununla ilgili başta belediye başkanımız olmak üzere vali beyimizle de görüşmeler yaparak bir yer belirleme işine girdik. Sayın değerli, çok değerli valimiz Ali Bey'in önerisiyle Zafer Organize Sanayi Bölgesi'nin bir bölümünde hizmet destek alanı olarak ayrılan bölüme müsiyat olarak orta ölçekli sanayi sitesinin kurulması konusunda Vali Bey ile çalışmalar yaptık. Ve olumlu geçen çalışmalar sonucunda resmi müracaatımızı yaparak da Zafer Organize Sanayi Bölgesi'nde 321 dönümlük bir araziyi bize önerdiler. Biz de yaptığımız incelemeler sonucunda buranın bize uygun olduğu kanaatine vararaktan resmi müracaatımızı yaptık. Ve bundan 15 gün önce de bayramdan önceki hafta resmi olarak bunun Kümüskop'a verilmesine hiçbir sakınca olmadığı konusunda karar geldikten sonra biz de çalışmalarımıza başladık ve bununla ilgili ilk ödememizi yaptık. Sanayi sitesi, orta ölçekli sanayi sitesinin ben kısaca özelliklerini anlatayım. 321 dönümlük arazide Kümüskop olarak, müsiyat olarak 2000 metrekareden aşağı olmamak şartıyla 2000, 4000 ve 6000 metrekarelik kapalı alanlı bitişik nizamda sanayi sitesi oluşturacağız. Burada ayrıca sosyal tesisleriyle birlikte, yeşil alanlarıyla birlikte 321 dönümlük arazinin içinde güzel bir hem destek alanı, oradaki büyük fabrikaların yan ürünlerin üretilmesiyle ilgili ve orta ölçekli sanayicilerin, küçük sanayilerin ufak olması sebebiyle, büyük organize sanayilerin ise şartlarının ağır olmasıyla ortada sıkışıp kalan orta ölçekli sanayi mensuplarına orta ölçekli dediğimiz sanayi sitesini kurduk. Bundan 1,5 ay önce müsiyatın
genel idare toplantısı Konya'da yapıldı. Konya'da yapılan bu genel idare kurulu toplantısında MÜSİAD Genel Başkanımız Mahmut Asmalı Bey ile bu konuyu görüştük. Daha önceden de bilgisi vardı. Kendisi de bana şu müjdeyi verdi. Seninle biz daha önceki görüşmelerimizden sonra Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum Bey ile bu çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Bakan Bey de MÜSİAD'ın 81 ilde orta ölçekli sanayi siteleri kurulması ile ilgili çalışmaları başlatın. Biz de hükümet olarak, bakanlık olarak size her türlü desteği vermeye söz veriyoruz demişler. Ve o müjdeyi bana Genel Başkanımız Konya'daki toplantıda verdi. Ve bana dediği de bir an önce sen bu arsa işini bitir, Bakan Bey'e dosyayı sunalım ve Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın desteğiyle yapılacak olan bu sanayi sitesinin ilk örneğini Kütahya'da yapalım dedi Genel Başkanımız. Biz de onun bu söyleminden sonra hızlandırdık ve işlemlere başladık. Şimdi buradaki tahmini olarak yaptığımız mimari çalışmalarda toplam 92 adette 100 adet arasında 2000 metrekarelik kapalı alanda iş yeri sığıyor. Bunun yanında sosyal tesislerle birlikte ofis, toplantı salonu, cami ve ufak spor alanları oluşacak bu sahanın içinde. Tahmini olarak 700 milyon liraya, TL'ye mal olacak şu andaki rakamlarla tesisi Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın desteğiyle yapmaya çalışacağız. Ve bu da Kütahya'mızdaki orta ölçekli sanayi sitesinin ortakları olan işletmecilerimize büyük bir kolaylık sağlanacak. Bu 92 veya 100 tane çıkacak olan işletme fabrika binalarında yaklaşık olarak tahmin ettiğimiz 2500-3000 kişilik bir istihdam sağlanacak. Bu da azımsanamayacak bir ölçüde bir Kütahya'mıza bir destek olmuş olacağız. Burada bizim amacımız artık Kütahya'nın vermiş olduğu karar şu: tarım ilimi yoksa sanayi ilimi olma konusunda ortada kalan Kütahya'mız, Sayın Valimizin de aktif çalışmalarıyla sanayi alanlarındaki oluşturulan sanayi alanlarının çoğalmasıyla ve yurt dışında, Kütahya'nın dışından, Türkiye'nin diğer illerinden ve yurt dışından gelen yatırımcılarla birlikte Kütahya yolunu çizmiş ve sanayi şehri olma yolunda büyük adımlar atmıştır. MÜSİAD olarak biz de bu sanayi şehri olmasına elimizden geldiğince katkı sağlayarak da bir Kütahyalı olarak, Kütahya MÜSİAD olarak biz de bu çorbada tuzumuz olmasını düşündük ve bu yönde adımlar attık. Bunun yanında başka bir çalışmalarımız da var eğitim alanında. İnşallah onu da ileriki günlerde olgunlaştıktan sonra, netleştikten sonra bunları da paylaşacağız. Biz bu kooperatifin net olarak artık kurulması, arsanın bize verilmesiyle hızlandırıldığında ilk etapta 20'ye yakın MÜSİAD dışından bizlere gelip buradan yer alma konusunda talepte bulundular. Ve bunların bir kısmı, tabii bunları da seçiyoruz. Bazıları diyor ki ben buradan iki tane yer almak istiyorum. Tamam, ne iş yapıyorsunuz, ne yapacaksınız? Ya ben alayım da kiraya veririm diye düşünüyor. Bizim hedefimiz kiraya verilecek binalar yapmak değil, Kütahyalıların çalışacağı, ülke ekonomisine ve Kütahya ekonomisine katkı sağlayacak yatırımların yapılacağı fabrikaların kurulması. Bunları şu anda ayıklayaraktan yatırım, şu anda ticaretle uğraşan ve yatırım yapmak isteyen kişilere öncelik veriyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımızı yapıyoruz. Şu anda da bir tane firmaya, daha sonra ismini ve detayı da anlatılabilir, 10 bin metrekarelik
ilaç sanayi konusunda ilaç fabrikası kurmak için bizden talepte bulundu. Parasını ödedi. Arsa bedel olarak parayı ödedi. Ve bununla ilgili daha başka firmalarda dışarıdan teklifler geliyor. Dün yine bizim müsait yönetim kurulu üyemiz Kocaeli'de bir toplantıya gittiğinde orada bahsettiğinde bir sürü talipli ve buradan yer almak için talepte bulunan sanayiciler olmuş. Ama bizim ilk hedefimiz Kütahyalı hemşirelerimizin bu konuda bizlere destek olup Kütahyalı sanayicilerin burada iş yapmasını sağlamak. Ondan sonra kalanlar olursa dışarıdan gelenlere bu konularda onlara yer vermek istiyoruz. Benim sizi basın aracılığıyla Kütahyalılardan ricam böyle ileriye dönük bir arazide ileriye dönük hem ekonomik hem ülke ekonomisine katkı sağlayacak bu orta ölçekli sanayi sitesinde yer almalarını talep ediyorum, istiyorum. Hem onlar kazanacak, hem Kütahyalı kazanacak, hem ülkemiz kazanacak. Buranın maliyet olarak bizim tahmini şu andaki rakamlarla ama günlük tabii değişiyor. Demir düşerse veyahut da diğer konularda. Tahmini 5 milyonla 6 milyon 2000 metrekarelik kapalı, yani 2000 metrekareye oturmuş bir kapalı alan. Bir de şunu düşündük. İsterlerse bu üyelerimiz biz 2000 metrekareye oturan bina yapıyoruz. Asma katlarıyla iki katlı yapmak isterlerse o şekilde direklerini ve o şekilde ayarlayacağız. İsteyen de 2000'li kendisi 4000'e, 3000'e, 2500'e çıkartabilecek o asma katlarıyla beraber. Biz şimdi ön talep topladığımız görüşlerini sorduğumuz kişiler birisi asma katı olsun, birisi tamamen kapalı olsun, birisi benim yapacağım makineler iki kata sığmıyor diye böyle değişik değişik şeyler yaptıkları için biz dedik ki 2000 metrekare oturan istenildiğinde 2000 metrenin ikinci katıyla beraber 4000 metrekareye kadar çıkabilen işçilerini yapmak oldu. Ama biz 2000 metrekareden yapıyoruz. Yaklaşık maliyette 5 milyondan 6 milyon arasında. Buraya bizim ilk hedefimiz Çevre Şehircilik Bakanımız Murat Kurum Bey'in dediği gibi olursa devlet bize %75'ini destek verecek. %25'i kooperatif üyelerinin katkılarıyla. Zaten arsamız alındığı için öyle bir art avantajımız da var. Hani yeni bir hazineden bir arazi almayacağız. Devlet de bu konuda zaten Cumhurbaşkanımız da üretime dönük ekonomiye geçtiği için Türkiye'nin üretime önem verdiği için bu konularda destekler vereceklerini söylediler. Bakanımız da belki ilk Kütahya'da bu desteği biz alacağız. Çevre Şehircilik Bakanlığı bilmiyorum bunu kobaracılığıyla mı veyahut da, pardon tokyalıcılığıyla mı yahut bizlere devlet bankalarından desteklerle mi yapacak onu tam bilemiyoruz. Bu ileride netleşecek. Ben önümüzdeki hafta Müsait Genel Başkanı ile detaylıca görüşmeye gideceğim. Oradan da Genel Başkanımızın söylediği dosyaları hazırlayıp Bakan Bey'e gideriz beraber. İlk işi Kütahya'dan başlatırız dedi. Yani maliyetlere göre 5-6 milyon. Evet, 2000 metre kapalı alanlık bir alan. Yani burada bizim hedefimiz Sanayi Teknoloji Bakanlığı'nda bizim ilk orta ölçekli sanayi sitelerini yapmaya başladığımız Tekirdağ'daki örneğinde de olduğu gibi tavanların komple güneş enerjisiyle güneş enerjisi oluşturacak sistemle yapılıp kendi enerjimizi, elektrik enerjimizi kendimiz ürettiğimiz bir fabrika binaları yapmayı planlıyoruz. Akıllı bina olarak düşünüyoruz. Bir de şunu belirteyim, belki sorarsınız ama müsiat olarak bunu biz öncülük yaptığımız için bizim hedefimiz ilk anda şu andaki üyelerimizi öncelik tanıyacağız. Sonra almak isteyen kişileri de müsiyata üye olma şartını koyacağız. Çünkü müsiyatın 3 yıllık bir çalışması.
Bu çalışmalarda yer almak isteyen, kooperatifte yer almak isteyen sanayicinin de müsiyata üye olma şartını koyacağız yani.